Ama bir anne empatisini yapmak tabii ki mümkün değil. E, kimseye yaşatmasın Allah. Ama bu son cümleniz olur ve üzerinden yıllar geçmesi gerekir. Kesinlikle. İlk etapta kurulacak bir cümle değil bence. Güngör Bey böyle alabiliriz sizi isterseniz birlikte bir okuyalım istiyorum. Şöyle ortaya doğru sizinle. Buyurun lütfen. İlas Bey sonra sizinle de yorumlayacağım. Mahkeme başkanı diyor ki telefonda konuşulanları kaydetme sistemini neden indirdin? Unutkanlık var. Onun için kaydettim. Hani Bizim için makul mü, değil mi? İnanıyormuş şimdi geçiyorum. Buyurun. E, hem jandarmada hem savcılıkta hem az önce Mehmet'in e, aktardığı ve açık kaynakları ifadeleri okuduk. Şimdi hı hı. genel bir bakış açısı getirirsem, burada herkes bir şeyler saklıyor. Bunu neden söyleyeyim Üç tane, üç dört defa bazen ifadeler alındı. Zaten hakimin biraz sonra bakacağız. Bazı tuzak soruları da var. Herkes bir şey saklıyor demişken Sadıklar, bir şey demiş istiyorum. İp Nevzat Bahtiyar itirafçı dediğimiz kişinin eşine de soruyorlar. Diyor ki Güran ailesi sır küpü. Sonra soruyorlar. Diyor ki niye böyle söyledin? İşte ben evlerine gittiğimde işte aile konuşması deyip almıyorlardı beni diyor mesela. Aynı eşi aracıların geldiğini de söylüyor. Tabii tabii. Ve Güran ailesinden birinin Salim Güran tutuklandıktan sonra gelip Nevzat seni de tutuklayacaklar dediğini de söylüyor. ...dediğini de söylüyor. Artık çözülmeler... ...başladı. <laughs> Şimdi... E, ...yıllar önce bir kitap okumuştum... ...bir cinayetin anatomisi diye. Hı hı. Hep bu narin şeyindeki, oradaki olaylar... ...aklıma geliyor. Bu işin kara kutusu... ...Nevzat Bah... Nevzat... ...yani Nevzat denen Nevzat Bahtiyar. Yanlış söylemiyorum. Kara kutusu. Tehdit olarak. edildim diyor. Mesela ilk oğlumla, yani ben, evladımla ve beni... Ben ...tehdit Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Zaten hakim... Hakim soruyor. Ben e, Mehmet'in sözünü kesmemek için... ...Salim'in avukatı da soruyor... Ve Salim'in avukatı ne diyor biliyor musun? Elimizde deliller var ama diyor. Hı hı. Aynısı sen daha önce birini boğdun mu diye soruyor hakimden sonra. E, boğmadım diyor. Bizim elimizde kanıtlar var diyor. Kanıtlar var diyor. E, ben bu işin yani böyle bir anlatıldığından daha fazla boyuta geleceğini ve bizim bu da mı? Artık bu da mı diyeceğimiz bir noktaya... İnanamayacağız değil? İnanamayacağız noktaya Şu geliyor. Şu ortadaki cümleyi biraz sizinle konuşmak Buyurun, istiyorum. Buyurun lütfen siz araya girebilirsiniz. Aklınızda e, aklınıza oturmayan şeylere. WhatsApp konuşmaları neden sildin diyor. Hayat Kadınları'ya görüşüm ondan sildim. Tamam. Sonra diyor ki bunu ama... jandarmada sildim. da söyleyeyim. evet, evet ama silmemişsin. Yani bunun için bir şey siliyorsam bunu silmemiş Şimdi olman... Şimdi şöyle izleyicilerimize şöyle anlatayım. Bilmiyorum sildim diye biliyorum. Kendisi muhtar ve telefonunda bütün görüşmeleri sesli olarak kaydeden bir uygulama var. Hı hı. Bunu soruyorlar. Neden yaptın diyor. Ben de unutkanlık olduğu evet, için yaptım diyor. Şimdi sildiği dakika çok önemli. Şimdi telefonu dijital incelemeye gitti. Ne zaman sildi ve nasıl? E, telefonun markası çok önemli. Vermeyeyim. Eğer o bir yerli marka değilse geri alınabiliyor. Çünkü akıllı telefonlarda geri alınmayan şey çok ender. Hı hı. Siliniyor. Sildiği dakikaya bakalım. Sildiği ana. Nari'nin olayının olası jandarma ve savcılık tarafından olduğu inanılan 15 e, 10 15-15 ile 16 arası. O ara siliyor. Şimdi Salim, Salim Bey, yani de, de, Salim Güran üzerinden gidersek daha yalnız Salim Güran yalan söylüyor. Şimdi ben diyor cep telefonu takip sistemi olan bazı kayıtlarını bilmem diyor. İnanmam diyor. Ne olduğunu bilmem diyor. Ama hepimiz de biliyoruz ki e, artık bunlar yanıltmıyor. E, Arif Güran'ın evine gitmediğini söylüyor gitmiş. Evde olduğunu sö söylüyor. Evde olduğu dakikalarda başka bir yerde. Bir de e, Sümeyye burası çok önemli. E, Nevzat Bahtiyar'la karşılaştığım dediği yer, yerle baz istasyonunun temas olduğu nokta yalanlıyor. Yani hep bir şeyi farklı olarak, farklı bir yere evrilmeye e, getiriyor. Bir de burada hem jandarma ifadelerinde hem bunda dikkatimi çeken bir şey var. Hep Salim Güran'ı bir koruma var. Yani ifadeye verenler. Bakın Nevzat Nevzat'ta da var. Onu bir koruma... Yani bu olayın içinde yok. O tarladaydı. Hep böyle e, ifadeler, ifadeler var. Şimdi Salim Ama an, mesela Enes, amcan birini öldürebilecek biri mi dediğinde bilmiyorum diyor. Tabii. Çok ilginç değil mi? Yani amcam asla Şimdi, böyle bir şey yapmasın. E, Enes, melek gibi bir adamdan Enes, bahsediyordu çünkü. Enes'in de çözülmesi gerekir. E, evdeydi çünkü. Uyuduğunu iddiası da. Şimdi burada bu iş başka bir yere evrilecek. Yani bizim bu da mı diyeceğimiz bir noktaya gelecek. Sonuçta bir melek, bir katliam var burada. Burada... Ee, bir de Salim Güran karakterine iyi bakmak lazım. Yani kendi yapısına, hı hı. yapısına. Zaten kendi ifşalarıyla bu bunu söylüyor. İşte görüştüğü nahoş durumlar diyelim. Onlar belirli içerikleri de ilk ifadesinde sildiğini sö söylemişti. Şimdi e, belki fazla uzatmadan İlyas hocam da anlatır. Şimdi Kesinlikle. bunlardan daha çok bu olay ilk jandarmadan soruşturma başladığından itibaren Sümeyye jandarma hı hı. soruşturması, savcılık soruşturması, mütala'nın hazırlanması bu yargılama. Evet. Mütala'nın hazırlanmasına gelene kadar bu tür davalarda e, bu işi yürüten yetkililerin hem jandarma, polis olsun, ve Cumhuriyet savcılarımızın bir şablonu vardır. Bir profesyonel şablonu vardır. Şimdi ben bunu neden diyorum? E, hakim bazı tuzak sorular soruyor. Mesela buradan gelelim. WhatsApp'ı neden sildin diyor. Örnek varırım. Hani e, neden sildin diyor bunu söylerken silmedi ortaya çıkıyor. Bak diyor bazılarının silmemişin diyor. Dün mü diyor? Bu hep önceden çalışılmış bir soru. Yani önceden e, hakim beyin elinde olan bilgiler üzerinde sorduğu soru. Mesela e, burada ilginç bir nokta da var. Aslında biraz sonra bakarsak baba Arif Kuran'ın ifadelerinde de var. Benim benim orada en dikkat çeken ne biliyor musunuz? E, davaya katılıyor musunuz diyor Arif Kuran'a. O usul yönünden sorması gereken bir konu yargılama. Ama ilginç bir durum var. Bütün sanıklardan şikayetçiyim diyor. Evet. Bütün sanıklardan. Ben de bir Eşinden, de ifadesine bakıyorum. Eşinden de şikayetçi. Eşinden de şikayetçi. Bu da ilk defa davada dikkatimizi çeken bir nokta. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Bugün hakim bey e, heyet diyelim, mahkeme heyeti 12 saati aşan bir e, yargılama gerçekleştirdi. Sanıklara geçirdi. Yarın 9.30 sanırım 10 sularında da aynı süreç yaşanacak. Ben tanıklarda Farklı ifadelerin olacağını, olacağını düşünüyorum. Özellikle Nevzat'ın eşinin bazı söylediği ara buluşlar. Kimin parmağı kızımın kanında varsa Rabbim o parmakları çürütsün demiş baba. Evet. Buyurun evet. devam edin lütfen. Tabii yani e, babanın ifadesi ilk defa duyduğumuz Nevzat'ın eşinin ifadesi. Buraya bir şey ekleyebilir miyim? Yanlış hatırlamıyorsam lütfen siz de düzeltin beni. E, evde bir şeyler yıkandı mı diye soruluyor babaya. Daha önce bu buradan bahsetmiyorum. Hayır diyor ama bir görüntü vardı hatırlarsınız sosyal medyada düştü. Baba böyle telefon konuşuyor işte bir basın yani arkadaşlarımız çekmişler ve o görüntü de sosyal medyaya düşmüş. Babanın önünde yıkanmış halılar işte battaniyeler kızınız kaybolacak evinizde bir temizlik e, böyle hararetli bir temizlik yapılacak o an halılarınız o bu her şey yıkanacak. Ama Yüksel Güren ifadesinde yıkadık dedi halıları. Babaya soruluyor baba hayır diyor babanın telefonda konuştuğu yer... Balkon gibi bir yerde konuşuyor telefonda. Önde de işte kurutmaya astığımız evimiz, hepimiz biliriz evimizden evet. kurutmaya asılmış bir sürü şey var orada. Yani onları yıkanmış olduğunu göz görür. Hani bile bile yıkanmamış demek, bir temizlik yapılmamış demek niye? Baba da geldi, öğrendi ama belki ilk başta işin içinde yoktu da sonradan mı öğrendi acaba? Ne dersiniz? Hani her şey tabii ki bilemiyoruz. Şehir dışında. E, Şehir dışında kendisi. Hı hı. Ben hep kendine aktarıldığı bilgiler üzerinden. Yani verdiği evet. ifadeleri, ifadeleri düşünün... Ee, ...baba sonuçta... E, ...en ciddi mağdur ve... ...şikayetçi olan şey... E, ...önemli bir e, davadaki unsur... ...asıl burada bana göre Salim Güran'ın... Bakın, ...ifadelerine bakın... ...ben kaldığım yerden devam edeyim... Hı hı. ...hakim soruyor, cesedin olduğu yere gitmişsin... ...diyor ki kesinlikle gitmedim... Bazı istasyonun kayıtları bunu da yalanlıyor... İnsanın aklıyla dalga geçmek Tabii. denir ya... ...ama burada ben... ...ben burada işte genele baktığımızda... ...diğer... Buna Nevzat da dahil Salim Güran'ı koruyor. Yani bu olayın içinde yokmuş gibi yokmuş gibi ifa ifade veriyor. Mesela Enes Güran abi de hı hı. konuşmuyor. Ben ileriki dönemlerde, ileriki yargılanmalarda hepsinin çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi e, şöyle bir Biliyoruz. şey var. Şöyle bir şey var. Bu konuda izleyicilerimiz için profesyoneller varsa benim dediğim anlamda. Genelde %90 ya da daha da ileri gidelim %95 ilk e, jandarmanın ya da polisin ilk izlenimi doğru çıkıyor. İlk alınan Salim Güran. Neden alındı? Arabasında DNA. Bu da yani dilimi söylemekten imtina diyor köpükten. <laughs> yani evet. ağzından çıkan, meleğimizin ağzından çıkan köpükten. Köpükten. Bir defa bu bize şunu gösterir. E, hocam da bilir DNA şahitten telefon dinlemesinden uydu görüntüsünden daha nettir. Çünkü birinci derece, birinci derece delildir. Yani çünkü aittir yani DNA yalanlanamaz. Çünkü dünyadaki milyarlarca insanın tek bir DNA'sı var. DNA parmak izi gibidir DNA. DNA. Zaten ben onunla ilgili de şöyle bir yorum yapmıştım yayınlarda Süme Hanım. C cinayetin parmak izi DNA'da diye. DNA dedi arabasında çıkıyor. Hatta arabasını temizletmesine rağmen jandarma kriminal inceleme ekiplerimiz olay yeri daha doğrusu bunu tespit ediyor. Ediyor. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım İlyas hocam. Bütün ifadeleri Sümeyye Hanım. Her şeyi bir kenara bırakalım. Salim Güran e, hakime şu bu sorunun cevabını veremeyecek. Hakim mutlaka soracaktı. Sormuş zaten. E, arabada çıkan DNA var. Narin'in ağzındaki köpük eline bulaşmış olabilir mi? Bak. Hı hı. Bakın hakim tecrübeli. Sen mi boğdun diyor. Bakın bu sorunu soru bu. Sen mi boğdun diyor? Sen koltuğu silmiş olabilir misin? O araba benim değil. Zaten kapısı penceresi bozuk. Bütün çocuklar miniyor. Şimdi bak şunu bak şuna dinleyin. O araba benim değil. Zaten kapısı penceresi bozuk. Bozuk. Bütün çocuklar miniyor. Bilmiyorum çocuk yani kesinlikle öyle bir şey yok. Şey yok. Şu bile yani e, cümleler arasındaki kopukluk. Yok kopuklu. onu bırak çok basit bir mantık yürütebilen bilen bir insan bile bilen yani bırakın profesyonel ve tecrübeli olmayı olmayı burada Burada din ne olduğunu belli 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 ediyor ediyor. Tabi ee, bir de şey var. Salim Güran'ın e, unuttum kesinlikle öyle bir şey yok. Ben bunu hatırlamıyorum. Orada değildim diye çok çelişkili ifadeler ifadeler var. Bana göre e, ee, mütalaya hazırlayan değerli savcılarımız Cumhuriyet savcılarımız ve ekip hı hı. aslında katilin kim olduğuna bir kanı getirdiler. Bu arada abiye de soruyorlar Enes'e. Diyor ki hani Salim'i yani amcanı gördün mü o gün? O da diyor ki ee, hatırlamıyorum ama çelişkili ifadelerim var diye tekrar soruluyor. Hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokunda olduğum için öyle oldu. Evet. Yani iki kelamından biri hatırlamıyorum. çok kullanılıyor. Bu Yüksel Güran'da var, Salim Güran'da var, Enes'te var, Nevzat'ta var. Nevzat'ta var. Ifadelerin değiştirdi. Anne işte... ahıra gitti demişti değil mi? Yanılmıyor. Mesela Enes diyor ki hayır ben ahıra gitmedim diyor. Tabii. Yani burası hani artık Türkiye'nin birinci derece gündeminde olan bir dava. Diva. Hani böyle... Şurayı okuyabilir miyim? Buyurun. Çok özür dilerim. Mahkeme başkanı diyor ki Salim Güran'la annen arasında bir ilişki var mıydı? Anne. E, anne ile amca arasındaki ilişki soruluyor. Çocuğuna yani annenin evladına soruyorlar ve evladı şöyle bir cevap veriyor. Enes Güran, Nari'nin ab abisi. Annemdir sonuçta sayın hakimim. Bu soru bana sorulmaz. Olur böyle şey. Bir annem bir amcam değil. Annemdir bu soru bana sorulmaz. Yani ne anlayacaksın? Ucu açık bir cümle değil mi? Evet. Zaten böyle ucu açık ve çelişkili e, ifadenin çok oldu şimdi enes de e, sakladığı bazı konular olabilir çünkü evde yani e, bir defa kendisini bile kabul etti uyudum diyor yani cinayetin olduğu olma ihtimali olan dakikalarda dakikalarda evdi şu bütün bunlardan hakimin sorduğu çapraz e, hakimin sorduğu diğer çapraz sorulardan da şunu anlaşılıyoruz ki savcımız e, yargı yargılayan e, ekip başta hakim Bey olmak üzere Aslı bir kanıya, bir sanık oldukları için bir çerçeveye varmışlar. Şimdi yargılama sistemi budur. Sakladıkları gerçekleri öğrenmeleri gerekli ki bir sonuç elde etsinler. Burada saklanan çok konu var. E, 25'e yakın tanık dinlenecek, yeni isimler verildi ifadelerinde yeni tanıklar gelecek. Ben e, bu olaya e, sanıkları, müştekileri, şikayetçileri ve tanıklarıyla genişleyerek devam edeceğini düşünüyorum. Bir de bir konuyu söyleyeyim. Burada medyamız e, bu meleğimize katliamı üst düzey gündeme getirmesi, getirmesi bir toplumsal hassasiyet oluş, oluşması oluşması belki de gerçeklerin aydınlatılmasına bir katkı veriyor çünkü insanlarımız gerçekten e, bu katilin bir bir an önce cezasını alması ve hiç cezaevinden çıkmamasına çıkmamasını o kısmını da belirteyim Tabii. yani bir affa mahfa ya da başka bir şekilde çıkmamasını istiyor ama hem Biliyorsunuz siz de ilk baştan itibaren yayın yapıyorsunuz. Hı hı. Başta Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz olmak üzere Bununla ilgili bütün görevler çok ciddi bir hassasiyet var. Hassasiyet. Onu da belirttim. Yani bazı sosyal medyada algılar oluştu. Öyle bir şey yok. Yani bütün medyanın gözü orada olacak. Bütün Türkiye ayağa kalkmış olacak. Zaten e, hiçbir e, ben hakimlerimize güveniyorum. E, hı. Türk hakimleri Türk millet adına karar verir. Sonuna kadar e, gideceklerini düşün. Biz yarın daha çok konuşacağız. Ben burada iki şey dikkat edin. Çok şey saklıyorlar. E, ifadeye verilen hep de bir sizde yakalamışsınız. Hep bir Salim Gülen'in koruma var. Yani ifadelere baktığınızda. Ama bir yandan da eskisi kadar o koruma da yok. E, nevzat çözülüyor. Nevzat'a bu soruluyor. Silahıyla beni tehdit etti. İlk önce çocuğunu sonra seni vururum dedi diyor. Bunu mesela ilk hiç söylememişti. İlk defa söyledi. Evet. Yani beni tehdit ettiğini söylüyor, diyor. E, e, Son cümle söyledi diyor. Nevzat'ın hatırlamak için suçladığı. Nevzat'ın eşi e, Güran ailesi tarafından kendilerine tarla vaat edildiğini. Evet. edildiğini söylüyor. Doğru Bakın diyorsunuz. daha neler duyacağız. Daha neler neler, neler duyacağız. E, bekleyip göreceğiz. Adaletin yani milletimiz, izleyicilerimiz, bütün Türkiye adaletin tecelli etmesi ve katillerin ve katil destekleyenlerin Türkiye'de idam yok. Bir daha cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Te